İyi akşamlar. Bugün 19 Ekim 2009 Pazartesi. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, okullarda domuz gribi alarmı yüzünden Milli Eğitim Bakanlığı televizyondan eğitim için çalışmalara başladı. Domuz gribi dolayısıyla okullar uzun süreli tatil edilirse bundan böyle eğitim televizyondan verilecek. Evet sayın seyirciler, ilkokullarda domuz gribi salgını ihtimaline karşı televizyondan eğitim için deneme çalışmaları başladı. Hocam ne gibi denemeler yapıyorsunuz acaba? Evet efendim, şimdi biz televizyondan eğitim için 3 tane minik kardeşimizi seçtik. Bu minik kardeşler yaklaşık bir haftadır okula gitmeyerek televizyondan eğitim alıyorlar. Bir haftadır okula gitmiyorlar, sadece televizyondan eğitim alıyorlar. Maşallah maşallah, pek de şirinler. Senin adın ne bakayım? Olay, olay, olay. Tuğba Tüzey tartıştığı eski sevgilisini sokak ortasında nasıl tokatladı? Az sonra! Ne diyorsun çocuğum sen? Allah Allah. 7 kere 8 kaç eder? Dırş! Bülent Ersoy yeni sevgilisi için ne dedi? Ablan kurban olsun sana. Fevkaladenin fevkinde yeni bir çocuk buldum. Nasıl? Az sonra! Hayda, hocam bu çocuk Bülent Ersoy olmuş ya. Sen söyle bakayım evladım, sen söyle. Malazgirt Zaferi kaç yılında... Van Bülent! Van Bülent! Van Bülent! Ananı dolgın! Ananı dolgın! Ailemize katılacağın için çok mutluyum Bihter yengecim. Ben de Behlül, ay! Ana, hocam bu çocuklara ne olmuş ya? Bu nasıl televizyondan eğitim? Çocuk arada cız diye zap bile yapıyor. Ne biçim iş bu hocam? Evladım, dizgin cevap versene lan amcana. Hey, sakin ol adamım ha. Anlaşabiliriz. Sorun istemiyorum, tamam mı? Nesin sen, annem mi? Lanet olsun ahbap. Aha, şimdi de Amerikan filmi oldu. Hocam, bu televizyondan eğitim pek reyting yapmamış galiba. Evladım, dinlemediniz mi hiç dersleri siz ha? Dinlemediniz mi lan? Şok. Öğretmen gazetecilere neden saldırdı? Öğretmen değil, bir canavar sanki. Az sonra! Sayın seyirciler, bir devir sona eriyor. Milli takım teknik direktörü Fatih Terim bugün yaptığı basın toplantısıyla istifasını resmen açıkladı. 2012 Dünya Kupası yolunda alınan başarısız sonuçlar nedeniyle görevinden ayrılan Terim'in istifası çoğu kişiye derin bir oh çektirirken bazıları da Terim'e destek vermeye devam ediyor. Allah! Fatih Terim istifa etti! Yuppi! Yani... Kim becerdi senin yaptığını? Var mı imparator başka Adanalı? Türkiye'nin şanlı taraftarı belgeselde görür artık Afrika'yı. Aman Adanalı, sıkma sen canını. Unutur muyuz hiç biz yaptıklarını? Şimdi yolun bire yoksa Adana mı? Hey. Güle güle git, yolun açık olsun. Güle güle git, yolun açık olsun. Büyüksün vallahi helal olsun. Büyüksün vallahi helal olsun. Hey. Sevgili izleyenler, Mehmet Ali Birant stüdyoya gelen konuklarını çok iyi ağırlıyor. Ama ne hikmetse konuk koca kafa olunca durum değişiyor. İzliyoruz efendim. Şöyle de bir şeyimiz var. 680'e doğru giden bir çıkış var. Böyle mi? Bu kadar büyük mü bu? Şimdi Sayın Biran, Türkiye'nin geneline bakacağım. Batak var. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu bir sorun mu? Evet. Sizce? Yani bankaların açısından bu bir sorun mu? Yani sorun mu derken istatistiklere baktığımızda %40 oranında faizler, varan... Gecikme faizleri anormal değil mi? Bizdeki faizlere bakıyorum. %100 bilmem kaçlara çıkıyor. Avrupa'ya, Amerika'ya bakıyorum. Onların gecikme faizleri ise çok farklı. Niye bu kadar pahalı? Şimdi niye bu kadar pahalı? Sersin Bey, şunu mu diyorsunuz? Kardeşim, ben riskli bir para veriyorum sana. Onun için faizimi yüksek tutmak zorundayım. Alma, kullanma.
Şimdi alma kullanmadan... Süremiz doldu. Sizi tekrar tekrar burada uyaracağız mutlaka. Sevgili seyirciler... Şimdi efendim morguç hikayesine gelirsek Türkiye'de %80'e... Koca Kafalar Baba Haber Bülteni burada sona erdi. İyi akşamlar.